Nasıl ortam? Televizyondan açtığım şöminem. Evin neredeyse bütün perdelerini açtım biraz ışık gelmesi için. Sonunda bu videoyu oturup sizin için çekiyorum. Daha doğrusu sizin için dedim ama aslında biraz kendim için de çekiyorum, onu söyleyebilirim. Bugün biraz 2023 hedeflerinden ve niyetlerinden konuşmak istedim sizinle. Tabii ki benim de bazı hedeflerim, isteklerim var ve biraz 2022 yılına gittim, neleri niyet ettim, neleri istek duydum diye. Ve kendime bir şey yazmışım. Böyle bir not defterimde, bu bilgisayardaki not defterimde not tutmuşum. Ve böyle arada açıp bakıyordum ama son zamanlarda çok bakmamıştım. Yani son zamanlarda dediğim de yaklaşık 2-3 aydır muhtemelen. 2 gün önce açıp tekrardan baktım. Bunun da sebebi şu. Son dönemde ben böyle Instagram'da da böyle sıklıkla paylaştığım bir podcast var. Mel Robbins'in podcast'ı. Hatta bugün kitaplarını, yani 2 tane kitabını buldum. İkisini de aldım. Şöyle göstereyim size. Adı Hayata Meydan Okumak İçin Çak Bir Beşlik. Biraz onun son dönemde podcastlerini çok dinliyorum ve belki de bu böyle biraz kendime bazen çok düşük hissettiğim zamanlar oluyordu. Muhtemelen bu arada bu biraz mevsim geçişi kaynaklı. Ben öyle olduğunu düşünüyorum. Hava çok karanlık. Yaz dönemindeki rutinim yok. Çoğu zaman işte böyle ya karanlık hava insanı değilim. Onu fark ettim. Çok şikayet ediyor muyum? Hayır, etmiyorum aslında ama bu benim yani ruhumu sıkıştırıyor ve bana iyi gelmiyor. Öyle de söyleyebilirim. Olarak son dönemde de böyle işte ailevi yaşadığımız bazı sıkıntılar oldu. Onunla ilgili de böyle biraz kendime çeperledim. Yani kendi kabuğuma çekildim diyebilirim. Onların da etkisiyle böyle bir kendimce böyle sıkın olduğum bir konular vardı ama kendimi hep böyle tek bir alana doğru yönlendirmeyi seçtim bu süreçte. O da kendi işimi. Ve tam da bu sırada yani böyle işle ilgili bir toplantı yaparken yani karşımda toplantı yaptığım kişi bana Mel Robbins'i önerdi. Ve ben burada işte Brené Brown'u, Gary Vaynerchuk'u, işte Tony Robbins'i, bu tarz böyle motivasyonel konuşmalar yapan kişileri, Simon Sinek'i, yani böyle bir sürü örnek verebilirim. Kişileri çok dinlerim, çok yazdıklarını okurum, sosyal medyanın hepsini takip ederim. Ama Mel Robbins'e hiç denk gelmedim. Yani yıldızlar denk gelmedi, bilmiyorum ki hani TikTok'tan vesaire falan da işte bütün feedim Oprah'nın kodları yani ama bir türlü ona denk gelmedim ve bana Mel Robbins'i önerdi ve o gün direkt hemen dinlemeye başladım ve böyle oldum yani. Ne oluyoruz şu an? Bu kadın kim? Yani inanılmaz derecede hikayesi beni büyüledi. Yani böyle sanki böyle bir abla geldi, bir ablam ya da geldi böyle ve dedi ki hadi kak 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 gidiyoruz. Yani böyle inanılmaz bir toparlayıcı ve aynı zamanda inanılmaz bir kucaklayıcı enerjisi var. Yani binlerce kilometreden ötede. 2 küsur milyon takipçisi var ve çok böyle bir fotoğrafına yani Mel I love you yazdı. O da bana I love you yazdı. Ve ben bundan da çok etkilendim. Çünkü hani bu tarz hesapların size hiç hani geri dönmesini beklemezsiniz. Yani ben pek beklemiyorum ama bu ikinci reply'im oldu. Bir tanesinde Gary Vaynerchuk'tan almıştım. O zaman hüngür hüngür ağlamıştım gerçekten. Çok heyecanlanmıştım yani. Ve bu arada o Gary Vaynerchuk'tan aldığım reply da benim yani sosyal medyadaki işte bana yapılan konuşmalar, arkadaşlarımın destekleri vesaire noktasında böyle onun üstüne cherry on top oldu ve dedim ki böyle geri de bunu diyorsa dedim. Ben dedim başlıyorum yani. Tamamen öyle bir domino etkisi yaratmıştı. O yüzden bugün de böyle sizinle yeni yıl için bazı niyetlerimi, 2022 yılında böyle neler fark ettiğimi, hatta sadece 2022 ile de tutamam bu arada. Yani son 2 yılı belki de kapsayarak söyleyebilirim. Bu tarz şeyleri paylaşmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Muhtemelen bunu belki biraz vakit geçtikten sonra podcast için farklı bir versiyonu yapmayı düşünüyorum ama belki bunu da eklerim, bilmiyorum. Şu anda böyle çok sözünü vermeyeyim. Kafamda çok plan var. Biraz onları dizginlemeye çalışıyorum. Etmem gereken ilk şey istekler. Her zaman böyle kendimize işte
bir takım hayaller kuruyoruz, bir takım listeler yapıyoruz. Ben biraz burada Mel Robbins'in aslında yönlendirmeleriyle bir şey söylemek istiyorum. Çok güzel dokunduğu bir nokta var. Şundan bahsediyor. Bu vision boardlar biliyorsunuz işte çok meşhur, işte hayatınızdaki hedefleri vesaire, işte onları koyuyorsunuz böyle hepsi bir arada, oldukça güzel gözüküyor. Benim de vision boardlarım bu arada oldu daha önceden. Kesinlikle olmadığını söyleyemem. İşte böyle gizli Pinterest boardları mı dersiniz ne dersiniz, yaptım yani böyle kendine. Hatta bir ara bir hangi şirkette olduğumu o zaman hatırlamıyorum ama böyle bilgisayarımda hatta ekran görüntüm vesaire öyleydi. Ve bunlar böyle çok nasıl söyleyeyim, çok maddi şeylere yönelik vision boardlardı. Ve şimdi diyeceksiniz ki hani maddi hani olmayan hani şeyler için nasıl bir vision board yapabilirsin? Vision board yerine ben de günlük yapmayı birazcık aslında tercih ettim ve son zamanlarda onu yapıyorum. Burada şunu söyleyebilirim. Tabii ki de hani gidin vision board yapmayın. Kesinlikle katılmam buna. Yani böyle bir şey söylesem sonra editlerken derim ki hayır bunu çıkar Aslı. Yani kesinlikle böyle bir durum yok. Bir şeyleri görsel olarak görmek insana hedefleri, insanın kendi hedeflerini hatırlatıyor. Fakat bir yandan da aslında sizi o biraz strese sokan da bir faktör olabiliyor. Mel Robbins'in de en çok böyle dayandığı konu bu aslında. Hani 10 yıl sonra, 20 yıl sonra belki sahip olabileceğiniz çok uç bir hedefi her gün görmek, belki de günün işte 30-40 defa, günde 30-40 kere görmekse bilgisayar ekranına düşünelim. Bu size gizli bir stres faktörü yaratabilir ve size ya majör depresyona bile sürükleyebilir şeklinde böyle biraz belki abarta gelebilir kulağa ama bu tarz böyle bir yönlendirmesi var. O yüzden ben de farklı bir yönlendirmesini aslında biraz böyle kendime ders aldım ama şöyle söyleyeyim, daha önceden biraz yaptığım bir şeydi bu. Ben böyle bilgisayarın notlarına çok bir şeyler yazarım. Fakat biraz bilgisayarın notlarından böyle eskiden defterlere yazmayı çok sevdiğim için gittim bir gün en sevdiğim defterimi aldım. Yani bu en sevdiğim diyorum çünkü bu Rifle Paper Co. diye bir marka var. Ben çok seviyorum yani defter olarak. Hani inanılmaz yani, şöyle söyleyeyim, asla böyle bir kapağına kalem değdirmeden böyle bir sürü Rifle Paper Co. defterim var. Yurt dışından alıp kıyamayıp asla ben bunu kullanmam deyip tuttum. Hani ben bunu kullanmayacağım işte yarın öbür gün hani belki kullanırım minimalindeydim. Ve çektim bunu raftan böyle, dedim ki ben şimdi buna başlıyorum dedim. Ve her gün istisnasız yani o günden itibaren 5 tane hedefimi, 5 tane hayalimi, 5 tane niyetimi yazdım. Yani bu böyle tamam hani hiçbir formatı olmayan bir defter, kendi kendime yazdım ve böyle biraz bir herhalde bir 15-20 gündür yazıyorum. 20 gün olmuş. 20 gündür yazıyorum ve bu bana inanılmaz derecede iyi geldi ve tamamen bu arada hani niyetlerimi bu arada genel kapsamda söyleyeyim, sağlık çerçevesinde, seyahat çerçevesinde. Yani en çok toplanan o ve üçüncü olarak da işim çerçevesinde. Yani kendimi geliştirmek, sosyal medya ve dijital pazarlama özelindeki bu gelişim özelinde bir yolculuk çizmişim kendime. Ve bunu görmek bana çok iyi geldi. Geçen yıl yapmışım bir tane vision board kendime. Böyle baktım biraz ona, işte oradaki bazı şeylere evet sahip olmuşum. Ülkeler vesaire falan koymuşum. Onların hiçbirine neredeyse gidememişim ama çok tekrar eden böyle nasıl diyeyim, çok tek düze bir hayal gibi geldi o bana. Yani böyle çok, yani geçen yıl hani çok böyle hoşlanarak onu koymuşum ama bu yıl baktığımda pek öyle gelmedi. Yani bu yılki Aslı çok başka baktı oraya ve dedim ki ben yazısal olarak bazı niyetlerimi koymak istiyorum. Yani gitmek istediğim ülkeleri, şehirleri bile bu arada yazıyorum şu anda, o minimal, o noktadayım. Buradan hani kıssadan ise size önerebileceğim şey belki de bu yıl hani görsel yaptığınız, belki de eğer böyle panolar varsa belki yazısal olarak da kendinize bir mektup gibi yazabilirsiniz bunu. Ya da her gün belki oturup 5 tane
niyetinizi, 5 tane şükrettiğiniz şeyi yazmak çok iyi gelebilir. Ben bunu böyle yıllar önce duyduğum zaman hani çok bana böyle sürdürülebilir bir şey gibi gelmiyordu. Ama bu sefer inat ettim. Dedim ki ben bunu en az 20 gün yapacağım. En az 1 ay yapacağım. Ve şu an böyle o noktaya doğru gidiyorum. Ve gerçekten çok hoşuma gitti ki bu sürdürülebilirliği sağlamış olmam da çok hoşuma gitti. Yani hayatımın belli noktalarında bir şeyleri disiplinli olarak yapıyorum ama bazen böyle niyet ettiğim çoğu şeyi de yapmayı sıkılıp bırakabiliyorum. Ama bu sefer böyle bu yazıyla biraz da hani Mel'in desteğiyle biraz onu yapmaya çalışıyorum. O yüzden size de bunu kesinlikle öneririm. 2023 yılında ise aslında hem biraz ruh sağlığım hem de fiziksel sağlığım üzerinde niyetlerim var. Şöyle söyleyebilirim. Bu zamana kadar yapmış hani gelmiş olduğum noktayı hep korumaya yönelik niyetler yazmışım ve buna da bu arada çok hoşuma gitti. Çünkü yani geçen yılki isteklerim bile hep böyle biraz daha ileriye gitme yönündeymiş. Ama işte bu yıl tabii orayı da hallettiğim için bu yıl tamamen o noktada böyle sürdürülebilir bir şekilde hani hayatın işte keyfini çıkar, şunu da yap, bunu da yap ama işte şöyle de ol vesaire gibi böyle kendime öğütlerim de var bu 2023 niyetleri arasında. Ek olarak yürüyüş noktasında kesinlikle çok böyle hani yürüyüşü sürdür, yürüyüşü bırakma ve tekrardan koşabiliyorsan koş yazmışım kendime. Fakat böyle geçen gün biraz denedim ve yine böyle biraz dizimin acıdığını hissettiğim için onu yapmadım. O yüzden belki de başka bir hobi bulma noktasında böyle bir niyetlenme gibi bir düşüncem var. Bunu da zaten mutlaka sizinle paylaşıyor olurum. Şu an için ama böyle bir koşma isteğim var ama böyle koşamıyor olmam biraz tadımı kaçırıyor ama onu da kesinlikle söylemeliyim. Çok da zorlamak istemiyorum çünkü hani koşacağım diye kendimi zorlayıp sonra yürümekten geri kalmak beni biraz üzer muhtemelen. İnsanlarla ilgili yazdığım çok madde var. Ben bu yıl hayatımdan bir takım insanları çıkardım. Öyle yani büyük bir netlikle bunu ve açık yüreklilikle söyleyebilirim. Ve bunun en büyük sebeplerinden biri bana verilen o yani bana gelen o enerjinin oldukça negatif olmasıydı. Ve şöyle bir baktım yani son işte geçirdiğimiz yıllara, yaşadığımız şeylere vesaire. Hani bayağı böyle bir tartıya koydum. Evet belki bazı arkadaşlıklar, bazı ilişkiler tartıya konulamayacak şeylerdir ama sanırım biraz artık bilmiyorum kafaca da çok değişmiş olmamın da etkisiyle şöyle bir teraziye koydum ve dedim ki yani bu kadar negatiflik, yani bu kadar yani bu içimin bazen emildiğini çünkü hissediyordum. Bu tarz düşüncede olan insanların hayatımda olmasını istiyorum dedim ve yani çok net bir şekilde çok da yakınımda olan insanları hayatımdan çıkardım. Ve bu yani sonra böyle bu olalı böyle birkaç ay oldu ve bunun bana gerçekten çok iyi geldiğine karar verdim. Çünkü ben çok hayır diyemeyen biriyim. Onu da size söyleyebilirim ve bununla ilgili biraz daha böyle hayır, işte ben bunu istiyorum, bunu istemiyorum, bu benim için iyi, bu benim için kötüyü biraz ayırt ettiğim bir seneydi. Dolayısıyla 2023'te de bunu devam ettirmeyi diliyorum. Kendimden en büyük dileklerimden biri bu. O yüzden size de öneririm. Belki eğer isterseniz böyle bazı ilişkilerinizde tereddütleriniz varsa, çünkü evet her şey kesinlikle tabii ki çok pozitif olmak, size çok iyi gelmek zorunda değil. Ama çok kötü gelen şeylere de bir noktada dur diyebilmek, kendi duygu durumumuzu kontrol etmenin de çok değerli olduğunu düşündüğüm için belki buna biraz bakmamız gerekebilir. O yüzden böyle bir öneride bulunmak istedim. Ve son olarak da deneyimler noktasında şöyle ya böyle özellikle bir yerlere gitme vesaire noktasında böyle çok kendime notum var ve hep böyle bazı işte plan erteleme gibi bir huyum vardır benim. Mesela işte şuraya gitmeyelim, şunu işte sonra yaparız, işte bakarız ve erteleme gibi şeylerim var. Bu sefer dedim ki bunları ertelemeyeceğim. Belirli şeylerden feragat edeceğim ve gerekiyorsa işte onu öyle bir şeyler yapmayacağız ama işte buraya gezmeye gideceğiz gibi bazı önceliklendirmeler yaptım. Umarım yapabiliriz. Yani sonuçta şu an bir yere gittiğimiz yok ama sonunda böyle o yeni bir şehre, yeni bir ülkeye gitmenin verdiği heyecanı birçok şey veremiyor aslında ve biraz bunu 2023 yılında önceliklendirmeye karar verdim.
O yüzden mesela işte gidemediğim bir şehir varsa Türkiye'deki çok var. Ya bu yıl onlara falan gitmek istiyorum. Size öyle söyleyebilirim. Hatta sizinle karşılaşmak falan istiyorum. Böyle niyetlerim var. Gerçekten uçağa atlayıp işte Hatay'a falan gitmek istiyorum. Yani böyle bir noktadayım. Umarım bunların hepsini bu yıl yapma imkanımız olur inşallah. Yani bir niyetimiz var bakalım. Ben de işte ertelemeden hani işte programı yapıp işte Fevzi'ye söyleyip programı nasıl deyip böyle bir şekilde kendimizi ayarlayıp gitme yolundayız yani. Onu söyleyebilirim. Olarak böyle bu bir böyle işle ilgili böyle bir söylemek istediğim şey var. Ben bu yıl gerçekten çok inanamıyorum bazen olanlara. Yani buraya böyle çok ani bir şekilde böyle bir girişi yaptım. Ve sonra çok güzel, yani çok inanılmaz güzel bir domino etkisi oldu. Yani buna gerçekten inanamıyorum bazen. Ve zaten her seferinde buna çok teşekkür ediyorum ama yani ben böyle birçok kişinin hayatına güzellik getirmek için burada olduğumu düşünüyorum. Ve bunu yapmaya da devam edeceğim. Düşünüyorsam bu arada hani böyle çok havaya düşünmüyorum. Bana verilen geri bildirimler bunun bir kanıtı bir noktada. O yüzden ben yani hepinizin varlığına, bana verdiğiniz reaksiyona ne kadar gönülden teşekkür etsem çok az olur. Ve bunu yapmaya kesinlikle devam edeceğim. Ben hayatımın hiç böyle olabileceğini tahmin eden biri değildim. Hala bazı karanlık noktalarım var. Bazı böyle düşündüğüm, gelecekle ilgili tereddüt ettiğim çok şey oluyor. Fakat her seferinde bir şey oluyor, bir mesaj geliyor, bir DM geliyor, bilmiyorum. Bir şeyler oluyor ve diyorum ki iyi ki ben bu işi yapıyorum. Çünkü evet, bazı şeyleri ilerletmek güzel. Hayatta bunun çok daha fazlası var. Ben onu biraz bu aralar fark etmiş durumdayım. Ve beni motive eden, yani hayatımı paylaşma noktasında beni motive eden en büyük şeylerden biri aslında sizin bana vermiş olduğunuz pozitif feedbackler ve bunların kapsamı da şu şekilde. Hani bana şu şekilde iyi geliyorsun, bu şekilde dokunduğunu yani bilmeni isterim. İşte ilk defa birine yazıyorum ve sana yazıyorum cümleleri. Yani bunlar benim için gerçekten çok değerli şeyler. Çünkü her seferinde söylüyorum. Siz bana en değerli şeyinizi ayırıyorsunuz. O da vaktinizi. Ve bu kısacık vakit. Hatta bazen bence çok uzun vakitler. Yani bazen abartıp 40-50 dakikalık videolarımı izlediniz bugüne kadar. Bunları bu denli böyle izlemek, yorum yapmak, bununla ilgili paylaşımlarda bulunmak. Yani hayatınızın gerçekten bu çok önemli bir kısmı bana ayırdınız ve ben bunun için çok minnettarım. Ve her seferinde kendime şunu hatırlatıyorum. Birine yani karşında televizyonda ya da telefonun başında ya da bilgisayarın başında oturan biri benim videolarımı izlediği zaman keyifli vakit geçirmeli ya da onu rahatlatıcı bir etki vermeli ya da en basitinden yani öğrenebileceği bir şey vermek istiyorum. Bu benim en büyük amaçlarımdan biri ve 2023 yılında da bunu yapmaya devam edeceğim. Size bilgilerimi aktarmak, hani hem geçmişten gelen kazandığım şeyler, bunların başında dijital pazarlama, pazarlama, eğitim, İngilizce, terapi, yani bu gibi konular çok büyük bir yer tutuyor. Bununla ilgili olarak da kendim yani sizinle birlikte diyorum. Çünkü bence birçok şeyi de birlikte yapacağız gibi hissediyorum ilerleyen yıllarda. Sizinle birlikte öğrendiğim şeylerden de aslında öğrenimlerimi, kazanımlarımı burada paylaşmak. Yani çok büyük hedeflerim yok. En büyük hedefim size söylemem gerekirse video noktasında kendime bir rakam koydum. Yani bir KPI koydum ve dedim ki ben bu kadar video çekeceğim. Ve bu kadar videonun şu kadarı eğitimsel içerik, bu kadarı işte hayata dair içerik. Yani bu şekilde kendime bir strateji belirledim. Çünkü insanın kendine yol çizmesi de iyi geliyor. Bu benim bu yıl öğrendiğim, ya bu yıl böyle çok içime işleyen bir şey oldu bu. Çünkü 2 yıl öncesine gittiğim zaman yolum çok taşlarla doluydu ve ben o taşların üstünden geçemeden pes etmeye çok hazır biriydim. Ama şu anda kendime sürekli hatırlattığım bir şey var ki ve size de bunu sıklıkla hatırlatıyorum. İmkansız diye bir şey gerçekten yok. İnsan istediği, hedeflediği ve başarabileceğini düşündüğü her şeyi başarabilir. Bakın her şeyi. Bunun belki de defalarca altına çizsem az kalır ama evet, başta kilo vermek olmak üzere
İstediğiniz her şeyi bu hayatta başarabilirsiniz. Tabii ki bazı sebepler var, tabii ki bazı ihtiyaç duyduğunuz şeyler var ama her şey günün sonunda sizin içinizde ve sizin daimi çabanıza dayanıyor. Bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ve ben bu yıl bunu çok özümsedim. Ne zaman böyle biriyle konuşsam konu bir noktada kilo verme konusuna geldiğinde ben bu arada buna hiç alınmıyorum. Yani bunu da söylemem gerekir. Bunu sürekli hatırlatıyorum. Çünkü bana sürekli yani her zaman neredeyse nasıl ya sorusu sorulduğu için sürekli olarak şunu hatırlıyorum ben. Ben bunu yapamayacağımı düşünen biriydim. Ben bunu kesinlikle yapamayacağımı düşünen biriydim. Adımın aslı olduğu kadar bakın. Ve şu anda geldiğim, o gittiğim noktanın ne kadar zorlu, çetrefilli ama imkansız olmayan bir nokta olduğunu kendime defalarca hatırlatıyorum. Ve her geçen yıl bence bununla ilgili böyle çantama bazı bilgiler katacağım ve inanın bu sürdürülebilmesi çok kolay bir şey de değil bu arada. Yani belki dışarıdan öyle çok kolaymış gibi gözüküyor ama yani herkesin yani hiçbir kesinlikle bir yol böyle lineer bir yol değil. Oldukça dalgalı bir yol. İnişleri olduğu kadar çıkışları da var ve ben bunlarda böyle hepsinde benimle olun aslında istiyorum. Ve bütün bu süreci paylaşmaktan da büyük bir memnuniyet duyacağıma emin olabilirsiniz. Evet, belki verirken bunu açmaya yönelik cesaretim yoktu. Bunu biraz kendi kendime, kendi kabuğumun içine yaptım ama belirli bir noktadan sonra gerçekten bu noktadaki kazanımlarımı herkesle paylaşmayı çok istiyorum. Ve bu tabii ki sürekli tek bir odakta değil. Yani hayatın içinden aslında bize biraz size bunu göstermek istiyorum. Sadece belirli bir programla değil, aslında hayatınızın farklı faktörlerini de besleyerek, yani bunu işte eğitim olur, ruhsal sağlık olur, bu gibi konuları da aslında besleyerek olduğunu göstermek istiyorum. Kısacası 2023 hedeflerim biraz bu şekilde. Hem yani öğrenmek hiçbir zaman bitmiyor. Yani onu tabii ki hepimiz bence farkındayız ama sosyal medyada bıraktığım parmak izinin bütün beni takip eden ya da bir kere olsun böyle herhangi bir içeriğimi, herhangi bir bilmiyorum görselimi, videomu, sesimi duyan herkes için böyle minik bir katkı sağlaması benim en büyük hedefim. O yüzden her ne kadar kendime videosal bazı hedefler koysam da aslında işte ben X kişiden şunu öğrendim, Y kişiden şunu öğrendim diyebilmek gerçekten çok güzel bir şey. Yani belki bundan 10 yıl sonra bilmiyorum. Ben mesela işte Mel Robbins'ten neler böyle sürekli bir şeyler öğreniyorum, sürekli bir şeyler aklıma geliyor, tetikleniyorum. Böyle şunu da yapayım, bunu da yapayım, şöyle bir şey de yapabilirim diye. Belki sizin için de böyle öyle bir yol geliştiririm ve siz de yapmak istediğiniz bir şey için kendinizde güç bulursunuz. Bu gerçekten beni en çok etkileyen ve mutlu eden şey hayatta. Daha önce de söyledim, yani benim hayat amacım gerçekten insanlara mutluluk olmak. Yani size mutluluk olmak. Dolayısıyla 2023 yılını kesinlikle bu minvalde geçireceğime emin gibiyim. Şu an kanıtlayamam ama bu videonun 2024 yılında çekeceğime çok eminim. Ve bu videoyu belki de izleyerek yaparız. Bilmiyorum, biliyor musunuz? Billie Eilish'in böyle bir Vanity Fair hikayesi var. Sanırım 6-7 yıl boyunca hep aynı interview'u veriyor. Ve hep böyle bir önceki yıllara baka baka söylüyor. Ben de önümüzdeki yıl bu videoyu bu zamanlarda tekrar böyle dönüp izleyip bakıp tekrar yorumlamayı gerçekten çok isterim. O zaman ne olacak? Neler yapmış olacağım? Bir istediğim videoları çekebilecek miyim? İstediğim kadar şey öğrenebilecek miyim bilmiyorum. Bakalım bununla ilgili şeylerim var. Hedeflerim genel olarak bu kapsamda. İşle ilgili tabii ki çok istediğim şey var. Yani ya böyle çeşitli markalarla bir araya gelmek olsun, çalıştığım markalarla bir araya gelmek olsun. Bilmiyorum, böyle şeyleri yapmayı çok istiyorum. Çünkü çok samimi, çok güzel bir etki yaratabilecek bir noktada olabileceğimizi düşünüyorum. O yüzden böyle küçük hedeflerim var ama en önemlisi tabii ki de ben ne kadar neyi hedeflersem hedefliyim. Eğer siz de güzel bir etki bırakabiliyorsam ve hala beni izliyorsanız
Esas olan, önemli olan şey bu olacak. O yüzden benimle yeni bir yıla hazır mısınız diye size sormak isterim. Ve sizlere de sorum. Yeni yıldan neler bekliyorsunuz? Belki de benden neler bekliyorsunuz? Bu videonun altına yorum olarak lütfen yazmanızı rica edeceğim. Ve ek olarak da size küçük bir hediyem olacak. Böyle sevdiğim, işte çalıştığım markalardan bazı böyle hediyeler aldım, toparladım diyebilirim. İşte bir cilt bakımı olur, işte makyaj olur vesaire. Böyle bazı seçtiğim yorumlara o hediyeleri göndermek istiyorum. Bir de eğer bilmiyorum bu videoyu izliyorsan, inci kolye kazananı ben çoktan açıkladım ama o yoruma hala bir yorum almadım, yani görmedim aldığımı. Lütfen bana Instagram'dan ulaş. Umarım yeni yılda bütün dilekleriniz gerçek olur. Ama yani hep söylüyorum, gönlümden, hep gönlünüzden ne geçiyorsa o olsun diye geçiyor. O yüzden çok güzel bir yıl umarım bizi bekliyordur. Hep böyle moralimizi yüksek tutmaya gerçekten çok çalışalım. Evet, bazen çoğu zaman bu zor olabiliyor biliyorum ama olabildiğince çalışalım. Hayattaki güzellikleri görmek de bizim elimizde. Ama tabii ki temennimiz her şeyin böyle ülkemizin, bizim, sağlığımızın, hatta başta sağlığımızın iyi olması olduğu için umarım çok güzel günler bizi bekliyordur. Ben heyecanlıyım 2023 yılı için. Zor bir yılı geride bıraktığımı söyleyebilirim her anlamda. Ama 2023 güzel olacak hissediyorum. Sizin de benimle birlikte bu yolda yürümeniz tabii ki. Yani çok hep söylüyorum ama yine kendimi çok tekrar ediyorum bazen ama çok paha biçilemez bir şey. Çok minnettarım. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Çok ama çok ama çok seviyorum. İyi ki buradasınız. Her şey için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.